Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu kausale Zusammenhänge, yani nedensel bağlam. Hazırsanız dersimiz başlasın. Şimdi arkadaşlar, nedensellik denildiği için neden sorusunun cevabı nedir? Çünkü, öyle değil mi? Almanca'da da neydi? Bunu hatırlayacak olursanız çünkü neydi? Weil, değil mi? Weil'li cümleler. Weil cümleleri yanı sıra da şeklinde de bunu yorumlayabiliyoruz. Demek ki weil ya da da şeklinde. Dilerseniz örnekler içerisinde bunu incelediğimizde çok daha iyi kavrayacaksınız. Bu şekilde bir inceleyelim. Ich gehe nicht raus. Ich habe keine Lust. Evet, rausgehen, raus neydi arkadaşlar? Dışarı. Dışarı gitmiyorum, dışarı çıkmıyorum. Ich habe keine Lust. Lust, heves, istek, değil mi arkadaşlar? Şimdi dışarı çıkmak istemiyorum. Neden? Çünkü canım istemiyor, hevesim yok anlamına gelmiş oluyor. Şimdi ben bu iki cümleyi bağlam içerisinde düşündüğümde ve nedenselleştirdiğimde ne yapacağım? Weil'i işin içerisinde katacağım. Weil haricinde da ne olabilir? Bir bağlaç olabilir. Öncelikle weil ile bir hatırlayalım weil cümlelerini. Ne yapıyorum? Şimdi neden sonuç şeklinde dışarı çıkmıyorum. Çünkü diyeceğim. Dolayısıyla ich gehe nicht raus, virgülümü koydum. Weil ich keine Lust habe. Çünkü canım istemiyor. Çünkü hevesim yok. Değil mi? Ich gehe nicht raus, weil ich keine Lust habe. Weil cümlelerinde bunu görmüştük hatırlarsanız önceki seviyelerde. Şimdi weil cümlesini ben aynı zamanda cümlenin başına da getirebilirim weil'i. Öyle değil mi? Dolayısıyla ne yapıyorum arkadaşlar? Sebebini gösteriyorum. Değil mi? Dolayısıyla çünkü gitmek istemediğimden dolayı, tabii Türkçe'de bu birazcık daha böyle havada kalabiliyor. Almanca'da sebebini söyledikten sonra da olabiliyor bu. Şöyle ki, weil ich keine Lust habe, gehe ich nicht raus. Canım istemediği için çıkmak istemiyorum demiş oluyorum. Tabii şöyle sesli düşündüğümde güzel Türkçe'de de bu mümkün. Dolayısıyla weil'i ben bağlaç olarak kullanabileceğim gibi cümle başına da getirebiliyorum. Dolayısıyla weil ich keine Lust habe, comma, gehe ich nicht raus. Evet, hatırlatmakta fayda var mı bilmiyorum ama weil cümlelerinde bu cümle öğelerinin yerleri çok çok önemli, değil mi? Weil eğer cümle başıysa ne yapıyorum ben? Weil ich keine Lust habe virgülümü koyuyorum. Ondan sonra ne oluyor arkadaşlar? Eylem, özne ve diğer öğelerle devam ediyorduk, öyle değil mi? Bunları ayrıntılı şekilde zaten görmüştük, öyle değil mi? Dolayısıyla weil ich keine Lust habe, gehe ich nicht raus da diyebiliyorum. Şimdi dilerseniz aynı örneği arkadaşlar da ile bir inceleyelim. Şimdi ich gehe nicht raus, ich habe keine Lust örneğinden yola çıkaraktan ich gehe nicht raus, da ich keine Lust habe. Bakın da ile de ne yapabiliyorum bunun? Pekala ne yapabiliyorum? Neden sonuç ilişkisini gerçekleştirebiliyorum. Dolayısıyla ich gehe nicht raus, da ich keine Lust habe. Bakın fonksiyon olarak aynı. Hiç değişen bir şey yok. Weil yerine ne gelmiş? Da gelmiş. Bu sefer da cümle başı. Bakın. Da ich keine Lust habe, gehe ich nicht raus. Tıpkı weil'daki gibi. Yani ben bu sefer ne yapmışım? Weil atmışım. Bunun yerine da getirmişim. Dolayısıyla herhangi bir anlam kayması ya da yazılı dil, sözlü dil ya da nasıl söyleyelim işte jargon gibi bir şey söz konusu değil. Aynı anlama geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla da ich keine Lust habe, gehe ich nicht raus da diyebiliyorum. Dilerseniz başka bir örneğe bakalım. Wir möchten in Deutschland studieren. Wir lernen Deutsch. Evet, biz ne yapmak istiyoruz? Almanya'da studieren, yüksek öğrenim görmek istiyoruz. Wir lernen Deutsch. Biz Almanca öğreniyoruz. Bakın Almanca, Deutsch bunu ufak harfle başlatmışım. Bazı kitaplarda arkadaşlar lisanlar, diller büyük harfle başlayabiliyor. Ancak son yazım kurallarına göre ufak harfle başlıyor. Dolayısıyla hani şimdi çok karışık bir şekilde gidiyor aslında. Sürekli güncellenen bir dil olduğu için bunu bazı kitaplarda büyük harfle başlıyor görürseniz
Lütfen böyle ikilemde kalmayın. Her ikisi de geçerli. Ben bu şekilde ele aldım. Şimdi burada da bir neden-sonuç ilişkisi var, öyle değil mi? Ben ne yapıyorum? Almanca öğreniyorum. Çünkü amacım ne? Almanya'da yüksek öğrenim görmek, üniversite okumak. Dolayısıyla ne yapmış oluyorum? Neden ilişkisi olduğundan dolayı ne yapabiliyorum? Ben bunu weil ve da ile ne yapabiliyorum? Ele alabiliyorum. Dolayısıyla wir lernen Deutsch, Almanca öğreniyoruz. Weil wir in Deutschland studieren möchten. Değil mi? Bakın neden ve sonuç, nedenselliğimiz weil ile bir araya gelmiş. Wir lernen Deutsch, weil wir in Deutschland studieren möchten. Weil'i cümle başına aldığımızda weil wir in Deutschland studieren möchten, lernen wir Deutsch'da pekala diyebiliyoruz. Demek ki weil wir in Deutschland studieren möchten, Almanya'da yüksek öğrenim görmek istediğimiz için lernen wir Deutsch, Almanca öğreniyoruz demiş oluyoruz. Bunu şimdi da ile ele alalım. Wir lernen Deutsch, da wir in Deutschland studieren möchten. Bakın üstteki cümleyle gene aynı. Sadece weil gitmiş, yerine ne gelmiş? Da gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla wir lernen Deutsch, da wir in Deutschland studieren möchten. Bakın cümlelerin öğeleri gene yerli yerinde arkadaşlar. Herhangi bir, yani bu weil'deki olan cümle öğeleri aynı şekilde taşınıyor. Sadece da ile yer değiştirmiş, değil mi? Bunu da ile de başlatabiliyoruz bakın bu neden sonuç ilişkisini. Da wir in Deutschland studieren möchten, lernen wir Deutsch. Tıpkı weil'deki gibi bakın. Weil wir in Deutschland ile başlayan cümleyle aynı. Da wir in Deutschland studieren möchten, lernen wir Deutsch demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich gehe nicht raus, ich habe keine Lust. Ich gehe nicht raus, ich habe keine Lust. Ich gehe nicht raus, weil ich keine Lust habe. Ich gehe nicht raus, weil ich keine Lust habe. Weil ich keine Lust habe, gehe ich nicht raus. Weil ich keine Lust habe, gehe ich nicht raus. Ich gehe nicht raus, da ich keine Lust habe. Ich gehe nicht raus, da ich keine Lust habe. Da ich keine Lust habe, gehe ich nicht raus. Da ich keine Lust habe, gehe ich nicht raus. Wir möchten in Deutschland studieren. Wir lernen Deutsch. Wir möchten in Deutschland studieren. Wir lernen Deutsch. Wir lernen Deutsch, weil wir in Deutschland studieren möchten. Wir lernen Deutsch, weil wir in Deutschland studieren möchten. Weil wir in Deutschland studieren möchten, lernen wir Deutsch. Weil wir in Deutschland studieren möchten, lernen wir Deutsch. Wir lernen Deutsch, da wir in Deutschland studieren möchten. Wir lernen Deutsch, da wir in Deutschland studieren möchten. Da wir in Deutschland studieren möchten, lernen wir Deutsch. Da wir in Deutschland studieren möchten, lernen wir Deutsch. Nedensel bağlam olarak arkadaşlar zumal ve besonders weil'i inceleyelim şimdi dilerseniz. Bunun şöyle bir formül var arkadaşlar. Açıkçası ben böyle formülize etmeyi sevmiyorum ama bunu diğer türlü nasıl açıklarım onu düşünüyorum şimdi. Neden, sonuç ve neden şeklinde açıklanıyor bu arkadaşlar. Demek ki bir şeyi ben nedenselleştiriyorum, sonucu söylüyorum, tekrar bir nedeni sıralamış oluyorum. Ne demek istediğimi cümle içerisinde anlayacağız arkadaşlar. Markus kommt nicht mit und bleibt lieber zu Hause. Das wird wirklich das Beste sein, zumal er noch viel zu tun hat. Öncelikle bir anlamlandıralım bu cümleyi arkadaşlar. Markus bir erkek ismi. Kommt nicht mit. Mitkommen neydi? Ayrılabilir fiil. Yanında gelmek değil mi? Beraberinde gelmek. Markus gelmiyor. Und bleibt lieber zu Hause. Ve ne yapıyor? Evde kalmayı yeğliyor değil mi? Evde kalmak daha mantıklı değil mi? Evde kalmayı yeğliyor. Das wird wirklich das Beste sein. Bu en iyisi olacaktır değil mi? Bakın burada ne var? Das Beste. Bu en iyisi olacaktır. Bakın burada zumal var.
Zumal er noch viel zu tun hat. Bakın burada ne var? Viel zu tun hat. Yani onun yapacak o kadar çok şey var ki. Şöyle bir anlamlandıralım. Markus demek ki ne yapıyor? Gelmiyor ve iyisi mi? Değil mi? Evde kalıyor. Bu en iyi olan bu olacaktır. Anlamında. Tabii Türkçe bir çeviriyorum. En iyisi bu olacaktır. Zumal er noch viel zu tun hat. Yapılacak o kadar çok şey var ki denilmiş oluyor. Şimdi biz bunu güzel Türkçe'ye çevirdiğimizde ne yaparız arkadaşlar? Neden ve sonuç şeklinde veririz, öyle değil mi? İşte gelmiyor çünkü ya da gelmiyor şundan dolayı diye ne yaparız? Neden sonuç ilişkisini kurarız. Ancak burada şimdi sumal olduğu için arkadaşlar neden, sonuç ve ikinci bir neden şeklinde sıralanmış oluyor. Zincirleme bir şekilde gidiyor. Tabii bunu birebir mantık olarak Türkçe'ye çevirdiğinizde böyle ikilemde kalınabiliyor. Bu sebepten hani bu dil deneyiminde düşünmekte fayda var arkadaşlar. Dolayısıyla bakın sumal ne olmuş? Burada yani neden, sonuç ve neden şeklinde kurgulanmış. Dolayısıyla şöyle bir tekrarlayalım isterseniz. Markus kommt nicht mit und bleibt lieber zu Hause. Das wird wirklich das Beste sein. Zumal er noch viel zu tun hat. Çünkü yapılacak o kadar çok şey var ki denmiş oluyor, değil mi? Şimdi buradaki zumal yerine besonders weil, özellikle de şundan dolayı, weil neydi az önce gördük. Çünkü demekti. Önceki seviyelerde de görmüştük. Besonders özellikle demek. Özellikle şundan dolayı. Neden? Nasıl bir mazereti var Markus'un? Gelmeme mazereti ne? Çünkü çok çok işi var. Dolayısıyla gelemiyor. Ve aslında mazeretler baya baya bir sıralanmış, değil mi? Evde gelmiyor. Düzeltiyorum. Beraberinde gelmiyor. Evde kalmayı yeğliyor. Bu en iyisi olacaktır. Çünkü yapılacak o kadar çok şey var ki, o kadar çok işi var ki denmiş oluyor. Bakın üst üste sıralanmış, değil mi? Bir zincirleme, bir durum söz konusu. Bu noktada zumal ve ya da besonders weil çok çok oturmuş durumda olması gerektiği gibi, yani bu yapıların kullanılması çok doğru olacaktır. Hani çünkü weil burada çok güçsüz kalıyor arkadaşlar. Hani çok havada kalıyor. Dolayısıyla while cümlesi kuracak olsak belki de bunu, bu cümleyi parçalamak durumunda da kalabilirdik. Bu sebepten zumal ve besonders while ile bayağı uzun bir cümle kurmuş olduk, öyle değil mi? Şimdi zumal yerine besonders while da kullanabiliyoruz. Onu bir inceleyelim. Markus kommt nicht mit und bleibt lieber zu Hause. Das wird wirklich das Beste sein. Besonders weil er noch viel zu tun hat. Bakın baya baya bir uzun cümlelerden oluşuyor. Tek bir cümle ama ona da aldanmamak lazım. İçerisinde o kadar çok anlam, o kadar çok öğe var ki, öyle değil mi? Virgüllerle ayrılmış durumda. Dolayısıyla tek bir cümleye indirgenmiş. Dolayısıyla bakın burada zumal yerine ne olmuş? Besonders weil gelmiş. Anlamda herhangi bir kayma yok arkadaşlar. Gene aynı anlama geliyor. Markus kommt nicht mit. Bizimle gelmiyor. Yanımızda gelmiyor. Beraberinde gelmiyor. Und bleibt lieber zu Hause. Evde kalmayı yeğliyor. Das wird wirklich das Beste sein. Bu en iyisi olacaktır. Besonders weil, bakın cümle devam ediyor. Besonders weil er noch viel zu tun hat. Özellikle de o kadar yapılması gereken işleri varken şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla biz bunu Türkçe'ye çevirecek olsak devrik bir cümle olabilirdi. Ya da ne yapardık? İkinci bir cümle noktamızı koyardık. Bir diğer cümleyle belki devam ederdik, öyle değil mi? Ancak Almanca böyle bir dil değil arkadaşlar. Dolayısıyla uzun uzun paragraflar, hatta iki sayfayı oluşturan tek cümleler olabiliyor. Biz şimdi C1 noktasında olduğumuz için bu tarz dinamiklere de alışmamız artık gerekiyor. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bir başka örneğe bakalım. Gene zumal ile bir örneğe bir bakalım arkadaşlar. Florian hat kein Geld, deshalb bleibt er zu Hause, zumal er für seine Abschlussprüfung lernen muss. Eminim ki buradakileri anlıyorsunuzdur. Florian bir erkek ismi, hat kein Geld,
parası yok. Bakın deshalb bundan dolayı, bunu daha önceden görmüştük. Deshalb neydi? Şundan dolayı, bundan dolayı değil mi? Anlamına geliyordu. Deshalb bleibt er zu Hause, evde kalmayı bu sebepten evde kalıyor. Bakın zumal'le devam ediyor. Zumal er für seine Abschlussprüfung lernen muss. Abschlussprüfung, prüfung neydi arkadaşlar? Sınav demekti. Abschluss, bitirme sınavı. Bitirme sınavı mezuniyet anlamında. Bu lise olarak düşünülebilir arkadaşlar. Lise mezuniyet sınavı gibi düşünülebilir bu. Dolayısıyla ne yapıyor? Parası yok. Evde kalıyor. Bir de üstüne üstlük nesi var? Final sınavına, mezuniyet sınavına hazırlanması, çalışması gerekiyor. Dolayısıyla burada en uygun düşecek olan ne arkadaşlar? Zumal ya da besonders weil. Bu sebepten ne demiş oluyoruz? Florian hat kein Geld, deshalb bleibt er zu Hause, zumal er für seine Abschlussprüfung lernen muss demiş oluyoruz. Burada zumal yerine besonders weil de pekala olurdu. Onu bir inceleyelim. Florian hat kein Geld, deshalb bleibt er zu Hause, besonders weil er für seine Abschlussprüfung lernen muss demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı bir tekrar edelim arkadaşlar. Şimdi demek ki zumal ya da besonders weil ne anlama geliyormuş arkadaşlar? Sebep, sonuç ve sebep şeklinde bir ne varmış? Bir dizilimi var. Dolayısıyla sebep sonuç olmuş olsaydı ne yapardık? Weil ile, daha ile işin içinden çıkardık kolaylıkla. Ancak burada birçok olay var. Birçok durum söz konusu. Bu sebepten 2, 3 belki daha da fazla cümleyi ben zumal ya da besonders weil ile ne yapabiliyorum? Bir araya getirebiliyorum. Virgüllerle ayırıyorum. Dilerseniz ilk örneği şöyle bir üstünden bir geçelim. Markus kommt nicht mit und bleibt lieber zu Hause. Değil mi? Markus gelmiyor ve evde kalmayı yeğliyor. Das wird wirklich das Beste sein. Bu en iyisi olacaktır. Zumal er noch viel zu tun hat. O kadar çok işi var ki. O kadar çok işi varken şeklinde de çevrilebilir bu. Zumal yerine ne demek ki besonders weil kullanabiliyormuşuz. Herhangi bir anlam dönüşümü, değişimi olmuyormuş. Markus kommt nicht mit und bleibt lieber zu Hause. Das wird wirklich das Beste sein. Besonders weil noch viel zu tun hat. Bir diğer zumal cümlesine bakalım. Florian hat kein Geld. Parası yok Florian'ın. Bu sebepten evde kalıyor. Deshalb bleibt zu Hause. Zumal für seine Abschlussprüfung lernen muss. Bir de bunun üstünde ne var? Gerekçe olarak bitirme sınavı, bir mezuniyet sınavına hazırlanması gerekiyor. Öyle değil mi? Böyle bir durumu var. Bu sebepten zumal ile ne yapıyoruz? Bu durumu, bu belli başlı durumları bir araya getirmiş oluyoruz değil mi? Bağlamış oluyoruz. Florian hat kein Geld, deshalb bleibt zu Hause. Bakın burada zumal yerine ne gelmiş? Besonders weil gelmiş. Besonders weil für seine Abschlussprüfung lernen muss demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Markus kommt nicht mit und bleibt lieber zu Hause. Das wird wirklich das Beste sein, zumal noch viel zu tun hat. Markus kommt nicht mit und bleibt lieber zu Hause. Das wird wirklich das Beste sein, zumal noch viel zu tun hat. Markus kommt nicht mit und bleibt lieber zu Hause. Das wird wirklich das Beste sein, besonders weil noch viel zu tun hat. Markus kommt nicht mit und bleibt lieber zu Hause. Das wird wirklich das Beste sein, besonders weil noch viel zu tun hat. Florian hat kein Geld, deshalb bleibt zu Hause. Zumal für seine Abschlussprüfung lernen muss. Florian hat kein Geld, deshalb bleibt zu Hause, zumal für seine Abschlussprüfung lernen muss. Florian hat kein Geld, deshalb bleibt zu Hause, besonders weil für seine Abschlussprüfung lernen muss. Florian hat kein Geld, deshalb bleibt zu Hause, besonders weil für seine Abschlussprüfung lernen muss.
Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde kauzalet, zusammenhänge konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.